Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Adana'dayız. Bugün sizlere farklı iki lezzeti bir arada sunan elit dostlar lahmacununa getirdim. Burada Antep usulü lahmacun ile Adana kebabını birlikte servis yapan bir ustamız var. Hem Adana kebabını hem de Gaziantep lahmacununu birlikte yiyeceğiz. Eğer hazırsanız bu iki muhteşem ikiliyi size göstermeye çalışacağız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Mehmet usta merhaba, kolay merhaba gelsin. Merhaba abi, hoş geldiniz. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Senin yanına aslında gelmemizdeki iki neden, iki farklı lezzeti birleştiriyorsun. Antep'le Adana. Antep'le Adana abi. Lahmacun arasında Adana abi. Evet abi. Öncesinde abi sen bize ne yapacaksın? Önce Antep lahmacunumuzu yapacağız. Evet. Ardında kebabımızı pişireceğiz. Evet abi. İçine çekeceğiz. Sonunu yapacağız. Tamam abi, sıra sende abi. Açmakla başlıyoruz abi. Çok talep ediliyor mu bu şekilde abi? Evet. Lahmacun arasında Adana böyle. Evet evet. Talep çok. Evet. Ve lezzet de çok güzel. Antep Adana birleşince daha da güzel oluyor. Daha da doyurucu oluyor tabii böyle. Evet. Antep'in bir üstünü yapıyoruz. Bu da Antep usulü içimiz. Tamam abi. Usta kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu işi abi çocukluğumuzdan beri 25 evet. yıldır yapıyoruz. 25 yıldır. Evet. Şimdi nereden çıktı diye soracak olursam abi, bu böyle Adana arasında lahmacun fikri böyle. Kendi şeyimiz, çıkarttığımız bir şey. Evet. Dedik ki lahmacun arasında Adana katalım. Daha evet. değişik bir lezzet olur. Evet. Daha da güzel. Gerçekten de lezzeti çok güzel. Zaten tadıp bakacaksınız. Evet. O zaman notu verirsiniz. Valla bir tavsiye üzerine geldik. Evet. Dedi ki mutlaka denemen lazım. Biz de Adana gelmişken dedi ki bu lezzet tatmadan gitmeyelim. Çünkü farklı bir şey abi. İlk defa duyduk. Daha önce de tatmamışım, açık söyleyeyim yani. İçimiz hazır, lahmacun hazır. Evet, şimdi fırına vereceğiz. Evet usta, lahmacun şimdi hazır. Evet. Hazır. Adana yapmaya geçeceğiz. Adana yapmaya geçeceğiz, evet. Tamam abi. Güzel alacağız. Etimiz de abi 100 gram. İsteğe göre fazla da katalıyoruz. 100 gram. 100 gram, evet. Tamam abi. Bildiğimiz Adana. Tabii, Adana içimiz. Dağıtıyoruz böyle. 100 gram Adana, bir lahmacun arasına. Evet, bir Antep lahmacun arasına. Antep lahmacun arasına. Evet. En sonunda senden masada bunun fiyatını alalım abi. Tabii ki. Çünkü insanlar yemek yerken gelmeden önce fiyatını öğrenmek istiyorlar. Evet. Ne kadar diye, nasıldır diye. Evet. Bir de sen abi Adana'nın şu an neresindesin abi? Adana Güzelyarlı Mahallesi'ndeyiz. Güzel. Çukurova bölgesinde. Şimdi Adana'mız da sapladı karıcı. Tamam, Adana da hazır abi. Şimdi onu atacağım mangala. Evet. Adana ızgara çeşitlerini hepsini yapıyoruz. Tamam. Aklınıza ne gelirse. Izgara çeşitçi olarak, kebap olarak, kuşbaşı. Evet. Beyti, yani aklınıza ne gelirse yapıyoruz. Fırın çeşitlerimiz var. Pide yapıyoruz. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, tavuklu pide. Evet. Yani hepsini yapıyoruz kendimiz. Bir de sen dedin ki dışarıdan gelenler biz fırın içi de yapıyoruz mesela. Tabii tabii, pişirim işi de yapıyoruz. Pişirim işi de yapıyoruz. Sen yani. Evde içine hazırlıyorsun. Telefonu evet. açıyorsun. Evet. Ustam benim içim hazır, gelip alıyoruz, pişiriyoruz, ücretsiz eve teslim yapıyoruz. Biz pişirim parası sadece alıyoruz. He, anladım. Evet. Tamam. Şu an Adana dürümü abi kısa bir şeyine kampanya yaptık. 18 TL. 18 TL. 90 gram saplıyoruz etini. Evet abi. 90 gram saplıyoruz. 18 TL. Adana rahatlık atı içe. Şimdi salata mı yapacağız? Şimdi salata yapalım. Tamam evet. ustam. Maydanozumuzu atıyoruz. Tamam abi. Şimdi biraz pulveri acı severseniz atalım. Aynen öyle abi. Dürüm içimiz. Bu ne salatası oluyor abi? Bu tablacı salatası. Tablacı salatası. Tablacı salatası. Etin yağını alalım. Oo, süper.
En azından lahmacun böyle çok kuru olmaz. Evet. Yanına vereceğimiz salata yapacağız. Tamam abi. Mevsim salatası dediğimiz. Tavlaç salatası, Adana, Antep lahmacun. Tamam, şimdi artık dürüm salatasına geçiyoruz. Tabii ki, evet. Eyvallah usta, teşekkür ederim. Sağ olasın. Böyle bir durumun fiyatı sende ne kadar? Bu şekil ayranla dahil 25 TL. Kişi başı? Kişi başı, evet. Bir lahmacun, bir Adana gelip burada yersen 25 TL. Bu şekil 25 TL. 25 TL. Yani bir kişi. Peki dışarıya servis sadece bu şekilde ne kadar olur? Fiyat değişir mi yoksa aynı? Aynı. Fiyat fark etmiyor. Aynı. Burada yesen, dışarı yesen fark etmiyor. 25 TL. 25 TL. Evet. Bunlar zaten ikram, evet. İkram. İkram, evet. Ayranı, salatası, yeşili. Yanında ikramı. Anladım ustam. O zaman biz bir tadına bakalım ustam. Tadına bakalım. Sonra yine konuşalım. Tamam. Çok teşekkür ettim. Sağ olasın ustam. Allah razı olsun. Arkadaş bizim videoyu hep izliyor. Diyor sen yiyorsun. Biz hep izliyoruz. Bugün onu getirdim. Yiyelim ne olacak? Diğer iki bilgisi ne olacak? Ustam izninle tadına bakayım. Afiyet olsun. Lahmacun çıtır çıtır böyle, çıtır çıtır ince yani. Böyle. Adana'nın da böyle daha iyi pişmiş ya, evet. Tadını alabiliyorsun, rahatsız etmiyor. Normal lavaşta insan rahatsız edebilir ama bu şekilde güzel. Bir kişi bu şekilde doyucu da oluyor. Tabii ki, bir kişi rahatlıkla doyabilir. Rahatlıkla doyabilir yani, 100 gram da et atmışsın zaten. 100 gram da et atmışsın. Bir de lahmacun kendisi var zaten. Bir de lahmacun kendisi var. Yani ekmekten daha çok eti daha çok, evet, tadı alabiliyorsun, evet. Yani. Rejim yapan için de daha. Hep hamur fazla değil. Zaten biz rejimi unuttuk da ama çok fazla ekmek tüketmek istemeyenler, evet. Böyle etin tadını almak isteyenler varsa çok ideal bir menü. Evet. Fiyat da uygun, 25 lira. Evet. Çok uygun fiyatımız, evet. Gerçekten. Yani etimiz lezzetli, güzel. Yok ben beğendim ama yani. Gerçekten ben demek biraz ağır olur. Çünkü lahmacun kendisi ağır, bir de Adana ağır olur diye düşündüm, evet. Ama öyle bir şey yok yani. Yok. Ben usta, eline koluna sağlık. Afiyet olsun abi. Gerçekten de güzel olmuştu. Afiyet olsun. Arkadaşlar beğendi zaten, o da bir böyle Adana'yı lahmacun seven bir kişidir. Umduğumuzdan daha iyi oldu, öyle diyeyim abi. Çünkü biz ağır olacağını düşünmüştük. Öyle bir ağırlık yok. Dediğim gibi de diyet yapan adam diyet için aynı ideal bir tarif abi. İdeal bir tarif, aynen öyle. Daha güzel olur. Bir de hani bir çekim yaptığımız için biraz soğudu olabilir ama biz geldiği zaman kebabın pişmesi şeyine yakın biz fırında çıkartıyoruz. Öyle sıcak sıcak daha güzel oluyor. Yani buhar üstündeyken daha da güzel oluyor. Yani çekim olduğu için biraz... Evet, isterseniz bizi bekliyorum ama yine de güzeldi abi. Evet. Çünkü dedim ya, ben mesela gelmeden önce yola çıkarken Adana durum yedim. Ben yolda yiyeyim ama o ekmeğinden dolayı rahatsız oluyorum. Mide rahatsız olan insanlar mesela böyle ince ekmek yerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunun hamuru daha da ufak yapıyoruz. Yani evet. Antep şey olduğu için daha güzel yapıyoruz. İnce oluyor, lahmacunumuz da daha güzel oluyor. Yani tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Gelen de beğeniyor. Peki senin gelecek olan ne söylemek istersin abi misafirlerimize? Yani gönül rahatlıkla gelebilirler. Lezzetimiz gayet güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Adana gelmişseler mutlaka gelip uğraması gerekiyor. Mutlaka da, evet, tadına bakmalar lazım. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın abi, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olasın. Sefa getirdiniz. Sevgili dostlar, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aklınızda varsa bir soru mutlaka yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu ve buna benzer daha fazla videoda istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimizi açabilirsiniz.
Adana'dan herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.